Değerli Fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz, CNR Avrasya Boat Show, CNR Emlak, Export Gateway to Afrika Fuarları İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Tüm ziyaretçilerini ağırlamak için bekliyoruz. Deren Bey. Merhabalar. Öncelikle iyi fuarlar diliyorum sizlere. İlk günü geride bırakıyoruz. Neler söylemek istersiniz CNR Emlak Fuarı ile ilgili? Fena değil. Arkadaşlarımız güzel, iyi bir organizasyon düzenlediler. Biz de bu fuara katılım sağlamaktan mutluyuz. Biz de geldik. 3 tane projeye de oldukça ilgi olduğunu gördük. Tabii kış sezonuna giriyoruz vesaire. Normalde biraz durgun olması. Ama fena değil. İyiyiz, mutluyuz. Bir problem yok. Çok teşekkür ederim. Değerli Fuar Dergi okurlarımız ve izleyicilerimiz, CNR Emlak Fuarı'nda Algün firmamızın standındayız. Yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkanı Cihat Bey bulunmakta. Merhabalar Cihat Bey. Merhabalar. Öncelikle ilk günü geride bırakıyoruz sizlerle beraber. Hayırlı fuarlar diliyorum sizlere. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Neler söylemek istersiniz CNR Emlak Fuarı ile alakalı? Valla güzel şeyler söylemek istiyorum. Çünkü güzel bir ortam var burada. İyi bir sinerji var. İlgi güzel. Nihai tüketici anlamında ilgi var. Hem de güzel bir network ortamı oluşturmuşsunuz. Gerçekten ayrıca teşekkür ediyorum bu konuyla ilgili. İsmini bilip de bir araya gelemediğimiz birçok firmayla burada bir araya gelmiş olduk. Güzel iş birliktelikleri oluşturduk. Güzel bağlantılar, anlaşmalar yaptık. İlk gün olmasına rağmen iyi gidiyor. Hareketli gidiyor. Merhabalar Barış Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fuarın ilk gününü tamamlamak üzereyiz. Nasıl geçiyor fuar sizler için? Fuarın ilk günü bizim için oldukça iyi. Kalabalık, ilgi yoğun. Hem misafirlerimizi hem de müşteri olarak müşterilerimizi ağırlıyoruz proje standımızda. CNR tarihinde bir ilk diyebilirim. 17 Aralık tarihiyle birlikte 3 fuarı bir anda açıveriyor olduk. Çok yoğun bir gün. Ziyaretçi rekoru kırdık diyebilirim. Tam rakamları daha sonra veririm size ama muhtemelen bir 20 bin kişi bugün buradaydı. En baş tabii ki Boat Show 16.sını düzenliyoruz. En son 2020'de yapmıştık. Pandemi sebebiyle bir iki sene aksaklık yaşadık. 16.sı olarak çok etkili geçiyor. 24 Aralık'a kadar devam edecek. Bütün ziyaretçilerimizi, deniz tutkunlarını İstanbul Fuar Merkezi'ne bekleriz. Günün heyecanlı ve coşkusunu yaşıyoruz sizlerle beraber. Neler söylemek istersiniz fuarın ilk günüyle ilgili? Yaklaşık 3 senedir kapalı alanda yapılamayan bir fuar bu sene kısmet oldu. O yüzden insanlar da bu şeyi fuara çok özen gösterdiler. Yoğunluğu da görüyorsunuz. O yüzden yani başarılı bir fuar bekliyoruz. Denizcilik artık ülkemizde oldukça gelişti. Fuarın %80'i yerli imalatçılardan oluşuyor zaten. O yüzden çok güzel bir fuar. Ben kendi şirketim ve de sektörüm adına çok memnunum. 2 seneden beri biliyorsunuz pandemiden ötürü fuar olmuyordu Türkiye'de. Güzel, bu kadar katılım beklemiyordum. Çok iyi bir katılım var. Müşterilerin ilgileri, ziyaretçilerin ilgileri çok iyi. Yani bütün morallerimizi düzeltti 2 seneden sonra. Güzel geçiyor, memnunuz yani genel anlamda. Beklediğimden daha fazla bir yoğunluk var. Gayet memnunum. Güzel geçiyor şu anda. Heyecanlı. Çok ihtişamlı bir standımız var aynı zamanda. Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor fuar sizler için? Ziyaretçilerimiz gelmeye başladı. Beklentimizin üzerinde açıkçası. Gayet de güzel ilgi var. Gayet memnunuz. Evet, standımıza da oldukça yoğun bir ilgi var. Ziyaretçilerimiz standımızı ziyaret ediyorlar. Çeşitli araçlarımızla alakalı sizlerden bilgi alıyorlar. Fuarımızın açılışını birkaç saat öncesinde gerçekleştirdik. Çok da güzel bir açılış oldu. Neler söylemek istersiniz öncelikle CNR Avrasya Boat Show ile ilgili? Şöyle tabii CNR Avrasya Boat Show 2 sene ertelenmiş olmasına rağmen 16.sı gerçekleştirilen gerçekten
Her yıl artan bir performansla dünyanın ikinci büyük kara fuarı unvanını kazanmış bir etkinlik. Ve bizler için de çok önem taşıyan, bu sadece üretici, teknolojisi değil, aksesuarcısı, efendim marinacısı, deniz severleri için bunları birleştiren, bir araya getiren, her zaman söylediğim gibi biz denizcilerin Şebi Aruz törenidir. Burada büyük bir coşkuyla hem hasret gideririz hem de rüyalarımızı süsleyen, beklentilerimizi karşılayacağını düşündüğümüz ürünlerle bir araya geliriz. Deniz bir tutkudur ve denize bulaşan yaşlanmaz. Yaşlanmaya vakti de olmaz. Dolayısıyla doğası gereği de nasıl bazen fırtınalar olsa da bilirsiniz, o diner, sakin güneşli bir hava gelir ve denizciler hümanisttir. Yani insanı ve doğayı sever. Herkese bir yerden denizle bulaşmasını, yolunu denize ulaştırmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz tekrar Yavuz Bey. Rica ederim. Evet değerli okurlarımız ve izleyicilerimiz, bir sonraki fuar ve röportajımıza kadar bizleri takip etmeye devam edin.